Dayı! Ne oldu Caver'im? İhtilal mi oldu? Dayı olmuşsa da ihtilali polisler yapmış. Yer gök polis kaynağı. Çocukları kapının önüne dizdin mi? Dayı silah mı sıkacak polise? Türkiye'de niye mafya olmuyor bilir misin Cevher? İşte bu zihniyet yüzünden. Ya niye sıkışsın? Taş yok mu taş? Sen onları oyala, ben İskender Bey'i Zula'dan çıkarım hadi. Girin içeri. Tamam efendim. Giriyoruz arkadaşlar. Atın arkadaşlar. Hadi. Hadi. Buradayız arkadaşlar. Atın. Atın. Hadi İskender Bey, çıkayık. Ha niye kaçıyoruz? Niye çatışmıyoruz? Ya üniformaya kurşun mu sıkılır? Biz eşkıya mıyık? Onlar üniformalı eşkıya, sen neden bahsediyorsun? İskender Bey, buradan gidek. Kim üniformalı, kim eşkıya, kim ajan, kim gladyocu? Bana tek tek anlat. Yolumuz uzun, bol bol konuşuruk. Polisten kaçacak halim yok benim. Ya kaç mı ki? Yer değiştirik. Farz et cephedesin. Bir cepheden bir cepheye gitmemişsin. Hadi. Atın! Hadi! Hadi arkadaşlar, atın! Devam edin! Hadi arkadaşlar! Hadi geri çekiliyorlar, hadi! Hala içeri giremedin Malper. Çocuklar her yerde. Başlatma çocuğuna. Üstüne gidin demedim mi size? Havaya ateş edin, girin içeri. Hepsini tek tek teslim alın. Çocukları dövmeyin. Yasin, yegenim. Herkes teslim olsun. Emredersin deyim. Yahu sen hoş gelmişsin. Geleceğini söylemediler. Neyle geldin? Arabayla mı geldin? Zaza nerede? Duymadın mı sen? Memlekete gitti. İyi.
Memleketten dönünce gelsin, seni alsın. Abi dediğin yeri bulduk. Durumu ne? Biraz tedbirleri var ama girilmeyecek yer değil. Girelim o zaman. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bekleyen hasta var mı? Bir hastamız daha var doktor hanım. Gelsin. Peki. Buyurun. Şikayetiniz nedir? Tansiyonum. Düşmüyor. Buyurun uzanın şöyle. Ben bir tansiyonunuzu ölçeyim. Ne kadar zamandır? Yıllardır. Bu tansiyon beni öldürecek. İlaç aldınız mı? Aldım. Hemşire hanım doldurduğu forma yazdı. Hı hı. E8. Tansiyonunuz gayet normal. Sizi gördüğüm için düzeldi herhalde. Bence bir yemek yersek hiçbir zaman yükselmez. Anlamadım. Ben hastaneye fizik tedavi için sık sık geliyorum. Sizi gördüm. Tansiyonu bahane ettim. Teşekkür ederim ama ben böyle bahanelerle yemek yemiyorum. Sizi nasıl ikna edebilirim? Hayatımda biri var. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Isparta'dan Yağız bir delikanlı. Çoban Sülü'den sonra Güllü Erhan'ın köyünden kalkıp İstanbul'da en zirveye çıkan başarı hikayesidir. Bir gün rahmetli Seyfo dayımın yanına İstanbul'a geldim. Henüz o zamanlar Süleyman Çakır hayatta. Memati Baş yeni yeni palazlanmakta. Polat Alemdar ise görevi deşifre edilmemiş, alemde geleceği parlak bir genç olarak anılıyor. Rahmetli Abdül'ün esamesi bile okunmuyor. Arkadaşım kapıyı çal girmeden önce. Burada mafya ve derin devlet tarihini yeniden yazıyoruz. Operasyondan dönünce yazarsın. Hiç 1 Nisan şakası kaldıracak halim yok. Polat abi çağırdı. Bugün günlerden ne bilmiyorum. Yürü gidiyoruz. Daha dün geldim, bugün emirli demirli konuşuyorsun. Gelmiyorum. İyi. Duvar. İnsan bir ısrar eder. Motivasyon diye bir şey var.
Kaldır şunu. Kimlik doğrulama tamam. Uzun. Buyurun efendim. Bütün sistemim yok oldu. Polat Alemdar. Beni iyi tanıyorsun. Daha yakından tanımak için röntgencilik yapmana gerek yok. Ben sana son nefesin kadar yakın olacağım. İrbağım'a. Hangi İbrahim'e? İrbağım Velid. Geri zekalı mısın be adam? Bizim ne işimiz var onun yanında? Memati Bağ racon kesecek. Ben altına kalacağım, he mi? Kalmam. Ben ondan esirgediğimi götürür onun ortağının evine koyarım. Onun ruhu bilem duymaz. Ne günlere kaldı. Ne günlere kaldım. Hele ara. Dayın memleketten gelirken eli boş gelmesin. Ne getirsin? İskender olsun. Antep tava olsun. Bir şeyler getirsin işte. Onlar yoksa tulum peyniri olur mu? Cevher, tulum diye kendini doldurtma. Dayın nerede? Memati, ben dayımın yerini sana söyler miyim? İster tırnaklarımı çek, ister dişlerimi çek. İstersen ha bu yüreğimi içimden çek al, konuşma. Cevher'in ağzı mühürlendi. Kazım, zabıta mısın, mühür peşinde koşuyorsun? Konuşmam dediyse vardır bir bildiği. Alemin raconu belli. Adamın içeride sen fink atıyorsun. Olmaz. Adamsan gelip teslim olacaksın, adamın çıkıp gidecek. Yok, adam değilsen zaten girdiğin delikten çıkma. Sıçan.
Selamünaleyküm. Hayırdır Zaza? Başan devlet kuşu kondu İrbağım. İskender Bey bizim mekanımızda sıkıldı. Dedim İrbağım'a gidek. Tedbir mekanda ferahlık vardır diye. Niye getirdin bu adamı evime? Neyden? Kimi var? Kime bırakam? Bak işte. Hadi ben gideyim. Nereye gidiyorsun Zaza? Memati'ye teslim olmaya. Bu adam ne olacak? Bindir Memati'nin gemisine, gönder Rusya'ya. Benim orada yegenler var, ağırlarlar. Sen niye teslim oluyorsun? Yahu Cevher'i almış. Bırak Memati Cevher'i ne yapıyorsa yapsın. İrbağım, o yüzden senin adın Ayı, benim adım Şeref. Hadi yegen. Cahit, sen Bedri'ye git. Sevkiyat yapıldığı an sana haber versin. Tamam abi. Mamuşum, güzelim, ablasının gülü. Ablan yakında gelin oluyor mamuşum. Ya? Hani top nerede? Hay Allah, kim geldi acaba? Aa bak. Hop. Dur geliyorum, tamam mı? Ha? Hüsnü Bey, ne oldu sana? Kim yaptı bunu? Dur, geç içeri geç. Hüsnü Bey, hay Allah, geç şöyle. Geç geç. Ne oldu sana? Kaza geçirdim. Ne kazası? İş kazası. Niye hastaneye gitmedin? Hadi yürü hastaneye. Benim hastanem burası. Tabibim sensin. Merhemin bana bir çift güzel söz. Hüsnü Bey. Gel. Selamünaleyküm. Siz çıkın. Kardeş, mekanımıza gelmişsin. Hayır mı, bir şey mi oldu? Zaza, milletin eline taş verirken düşünmedin mi ki bu Memati kendine gül atana kafa atıyor? Acaba bize ne atar diye? Ya ne at, sen bağa at. Cevher'e atma. Biz sevdiğimize taş atarız. Sevmediğimize toprak atarız. Atma atma. Hava atma. İlla atacağım diyorsan git İskender'e hava at. Parti parti mi geliyorsunuz kardeşim? Senden sonra o mu gelecek? Ben partiler üstü bir adamım Memati. Bilisin. Mermiye, topa, füzeye eyvallah. Memati'ye hepsini sık. Ama Memati şeytan mı ki taşlıyorsunuz?
Taş üstünde taş koymayacağım Zaza. İskender de senin gibi gelecek. Yoksa taş üstünde baş bırakmayacağım. Memati, sırtını devletin gayasına yaslayanın yanından gelim. Sağ selam var. Bak ben yaslandım, halimi görsin. Bari Memati yaslanmasın diye. Ben hiçbir kayanın arkasına yaslanmam. Ayakta doğdum, ayakta yaşadım, ayakta öleceğim. Bırak kayayı, toprağa bile sırtımı yaslamayacağım. Mezara bile dik gireceğim. Ola ki toprak sırtımı yasladım diye hak iddia eder, minnet ederiz. Nazife anneyi azıcık zarfladım, söyledim. Ben zaten biliyordum Abdüley ile ilgili bir şeyler var. Tabii tabii. Vallahi zerre şüphelenmedim. Helal olsun sana. Ben yediysem cümle alem yemiştir. Hele o Memati'nin kestiği rol neydi öyle ya? Benim diyen aktör yapamazdı onu. Memati'nin haberi yoktu. E bu boşanma haberinden neredeyse daha kötü. Olacağı buydu Hikmet. Olmayacağı buydu asıl. Nazife anne boşu boşuna zorladı evlen evlen diye. Annemin kabahati yok. Ben yapabilirim zannettim. Elif'i unutmadın değil mi usta? Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için. Çok yorgunum Hikmet. Çok. Seni de anlamıyorum ki. Dinlenmeye gidiyorum diyorsun, o da plan çıkıyor. Birader, sen ne zaman dinleniyorsun? Abi, Bedri fincancı aradı. Yeğeni buraya geliyormuş, yola çıkmış. Karşılayalım Cahit. Hikmet, çıkmam lazım. Gel. Efendim, tır mekana ulaşmak üzere. Ne tırı? Dinleme cihazlarının geldiği tır efendim. Tamam. Arabayı hazırlayın. Altına da iyice bakın. Gerizekalı olmayan bir şoför bulun bana. Çıkalım. Peki. Şoförlüğünüzü bir süre ben yapayım efendim. Olur. Artık hiç kimseye güvenmiyorum Hamdi. Hamdi, depodan parti parti çıkartılsın cihazlar. Ve her parti olağanüstü güvenlikle varacağı yere götürülsün. Anlaşıldı mı? Anladım efendim. Thank you.
kapıyı açın. Herkes silahını yavaşça yere indirsin. Siz ediyorum. İndirin silahlarınızı. Herkes arabaya. Yürü. Geç şöyle. Geç. Geç. Seni şimdi elimden kim alacak? Memati de yok. Abi. Şimdi değil Cahit. Abi bir sorun var. Polat Alemdar. Abdüley senin işine yaramaz. Benim yarar. Sen Ünsal'ı al. Ben Abdüley'im.